Gazeteci Tevfik Yener, sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın usta oyuncularından Zeki Alasya'nın bilinmeyen okul başarısını anlattı. Sanatçının Robert Koleji'nde her yıl okul birincisi olduğunu ve ailesinin Alasya'nın bilim insanı olmasını beklediğini kısa bir öyküyle dile getirdi. Hayatı boyunca birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularının başında gelen Zeki Alasya, vefatının 6. yılında anılıyor. Sevilen sanatçı sosyal medyadan da birçok kişi tarafından sevgi ve saygıyla bir kez daha hatırlandı. Gazeteci Tevfik Yener de usta oyuncuyu bilinmeyen bir öyküsünü anlatarak Alasya'nın okul başarısının altını çizdi. Alasya'nın oyunculuk alanına girmeden önce tüm ailesi tarafından bilim insanı olması bekleniyordu. Ancak Zeki Alasya, dünyanın en iyi okullarının başında gelen Robert Koleji'nde okumasına rağmen sanat aşkının peşinden giderek Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmayı tercih etti. Gazeteci Tevfik Yener, Zeki Alasya'nın bilinmeyen hikayesini şu şekilde anlattı. Kısa pantolonlu halini bildiğin bir kardeşi kaybetmek çok acı veriyor. Nur içinde yat Zeki. Zeki Alasya uçup gitti. Melekti. Zeki için İstanbul Aşk, Ekmek, Hayal adlı kitabımda Lale'nin Şöhretleri bölümünde şöyle yazmıştım. Bir harika çocuk daha. Doktor Güngör başarılı bir tıp öğrencisiydi. Laleli'deki evlerinden Güngör'ü almaya gittiğimizde kapının önünde şort giymiş sevimli bir genç vardı. Güngör, kardeşim diye tanıttı. Kıvır kıvır saçlı kardeşle biraz lafladık. Çok zekiydi. Robert Koleji öğrencisiydi. Her yıl okul birincisi olduğundan Robert Koleji'de el üstünde tutuluyordu. Ailesi ve biz büyük bir bilim adamı olmasını bekliyorduk. Robert Koleji onu Amerika'ya gönderecek, okutacak, o da Türkiye'ye dönünce uçaklar yapacaktı. Bir gün o çocuğu afişlerde gördüm. Uçak mühendisi değil, sahne ustası olmuştu. Adı Zeki Alasya'dır.